başkanım. Bugün sizlere Samsung 5360 Galaxy'nin yakın buzzer nasıl değişiyor onu sizlere paylaşacağım. Videolarda, müziklerde ses az veya cırıltı çıkıyorsa buzzer değişmesi gerekiyor. Yani zil sesi değişmesi gerekiyor. Cihazı açmak için arka kapaktan başlıyoruz. Arka kapağı açmak için burada tırnak yeri var. Tırnak yardımıyla. Aç. Şurada gördüğünüz gibi. Arka kapağı söküyoruz. Bataryasını çıkarmak için elinize vurmuyorsunuz. Burada tırnak yeri var. Gördüğünüz gibi. Tırnak yardımıyla bataryasını çıkarıyorsunuz. İçinde hafıza kartı varsa çıkarmanız gerekiyor. Hafıza kartı çıkarmadığınız zaman kapağı açarken, şu paneli açarken içindeki hafıza kartı kırılabilir. Bilginiz olsun. Evet, şurada zaten takılıyor zaten arka panele. SIM kartı yaylı olduğu için geriye doğru hafif iterek yaylı olduğu için atıyor zaten. Gördüğünüz gibi. Evet, toplamda arka panelin üstünde 4 tane cıvata sıkılı. Yıldız tornavidayla söküyoruz onları. Evet, hafıza kartı ile SIM kartı takılıysa çıkarmanız gerekiyor. SIM kartı da takılı olduğu zaman gördüğünüz gibi burada koruma saçı var. Evet, bunu çektiğiniz zaman SIM kartı bütün olduğu için oradan zorlanır ve SIM yuvasına zarar görür. Hafıza kartı da aynı şekil, gördüğünüz gibi. Şu paneli çıkardığınız zaman şuraya takılır, bilginiz olsun. Evet, cıvataları söktükten sonra şöyle bir aparatla kenarında dikkatli bir şekilde ekrana dokunmatiğe dikkat etmeniz gerekir. En dikkatli bir şekilde, çünkü arka panel tırnaklı olduğu için. Evet, arka paneli çıkarıyoruz. Ekran soketini dikkatli bir şekilde sökmeniz gerekir. Acele etmeden bu işlemi yapmanız gerekir. Çünkü ekran soketi çıkarmadan hemenkini açmaya çalışıyor. Açarken de ekran soketi yırtılıyor. Bilginiz olsun. Evet, şu anda dikkatli bir şekilde söküyoruz. Dikkatli bir şekilde kaldırmanız gerekiyor anakartı. Çünkü burada dokunmatik soketi var. Eğer ani bir çıkış yaptığınız zaman dokunmatik zarar görür. Gördüğünüz gibi buna dikkat etmeniz gerekir. Şurada dokunmatik soketi var. Evet, anakartı dikkatli bir şekilde yere koyuyorum. Ekrana dokunmatik. Evet, buzzer'ı hemen şu parçadır, hemen gösteriyorum. Anakartın üstünde 4 tane cıvata var. O cıvatalar kısadır. Arka panelin üstünde sıkılan cıvatalar bir değil, ayrı ayrı koymanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi bunlar kısadır. Eğer kısa cıvatanın yerine şu uzunları, gördüğünüz gibi uzunları takarsanız ekrana dokunmatika zarar verir, bilginiz olsun. Evet, ayrı ayrı koymanız gerekiyor. Zaten toplamda 8 tane cıvatamız var. 4 tane anakartın üzerine sıkılıyor. 4 tanesi de arka panele sıkılıyor. Evet, anakart şu görmüş olduğunuz parça. Evet, buzzer şu parçadır. Evet, şurada iki tane cıvatamız var. Bu cıvataları
söküyoruz. Evet, şu parça gördüğünüz gibi eğitim amaçlı video paylaşımı yaptığım için sadece nasıl değiştiğine dair sizlerle paylaşmaktayım. Gördüğünüz gibi cihaza takılmayın. Eğitim cihazı gördüğünüz gibi. Hani eğitim cihazı diye sayıyorum. Evet, şu sarı noktaları gördüğünüz gibi bazen oksitleniyor veya da tozlanıyor. Onları temizleyin. Ve aynı zamanda hemen göstereyim. Şu şekil takılıyken hemen şu noktaların olduğu yer, gördüğünüz gibi burada iki tane tırnak var. Bu tırnaklar bazen basılı kalıyor veya da ucu kırılıyor. Evet, bundan da yapabilir. Bunlara kontrol edin. Baktı olmuyorsa o zaman parça değişimi yapın. Evet, bunlar anakartın üzerinde gördüğünüz gibi tırnaklı. Evet, bazen basılı kalabiliyor. Çökük kalıyor. Bu şekilde de ses az veya cılızlı çıkabiliyor. Bilginiz olsun. Samsung Galaxy Young 5360. Bazı nasıl değişiyor onu sizlerle paylaşmaktayım. Evet, şu şekil dışta takmanız gerekir. Evet, gördüğünüz gibi şu şekil. Tekrar cıvataları sıkıyoruz. İki tane cıvata var. Cıvataları sıkıyoruz. Evet, Samsung Galaxy Young 5360 buzzer'ı bu parçada gördüğünüz gibi. Bunu sizler de değiştirebilirsiniz çünkü zor bir şey değil. Evet, hazır açmışken tozunu da alayım. Evet, şu şekilde takıyoruz. Anakartın üstünden 4 tane cıvata sıkılıyordu. Kısa cıvata sıkmanız gerekiyor. Arka panele sıkılan cıvatalar uzundur. Onları ayrı ayrı koymanız gerekir. Bu işlemleri yaparken çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü elektronik malzemeler çok hassastır. Evet, vidalar sıkarken elinizde tornavida kayabilir. Şu entegrelere geldiği zaman hassastır cam entegreleri. Çabuk kırılır, bilginiz olsun. Dikkat etmeniz gerekiyor. Ekran sokete dikkat etmeniz gerekiyor. Anakartı bastırırken soket altta kaldığı zaman soket zararı görür, bilginiz olsun.
Evet, bastırırken sesi geliyor ya, o ses ekranda da gelebilir. Ona göre dikkat etmeniz gerekir. Soketi dikkatli bir şekilde kapatmanız gerekiyor. Paneli ilk önce soket kısmına takıyoruz. Dikkatli bir şekilde. Evet, gördüğünüz gibi şu anda arka paneli dikkatli bir şekilde taktık. 4 tane cıvatamız vardı. Uzun cıvataları hemen sıkıyoruz. Samsung Galaxy Young 5360 marka model. Havza kartı takıyorum. Havza kartı takanı manyetik alanı ekrana bakacak şekilde takıyoruz. Evet, videonun sonuna geldim. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın.